Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Indigala'dan süper bir video ile karşınızdayım. Çok güzel fiyatlar var. Hem Steam tarafından hem Ubisoft tarafından çok iyi fiyatlar var. Bütün Steam oyunları olmasa da yani belki aradığınız oyunları burada bulabilirsiniz diye bir video çekmek istedim. Eski tarz olduğunu, eski tarz olduğu gözünüze çarpıyordur. Hani böyle oynanışlı üzerine yorum yaptığım bir video şeklinde değil. Bunun iki temel sebebi var. Birincisi hem oyunların çok az bir süresi var. Eğer o tarz bir video yapsaydım bir gün sarkacaktı, bir gün boşlu boşuna gidecekti. Dedim ki ben bir an önce videoyu hazırlayayım. Bir an önce size sunayım. Hem ulaşabildiğim kadar çok kişiye ulaşmış olurum. Hem de ulaşabildiğim kadar çok dostuma yardım etmiş olurum diye düşündüm. İkinci sebebi de bir iki gündür şu YouTube'un vergilendirme zımbırtılarıyla uğraşıyorum. salak saçma bir süreç. Beynim ambele olmuş durumda. Çok karma çorman durumdayım aslında şu an ama hani saçmalamamaya çalışacağım. Umarım güzel bir video performansı gösteririm ama hani sürçülisan edersem kusura bakmayın dostlar. Elimden geleni yapacağım. Şimdi Indigala'dan bahsetmek gerekirse güvenli bir site. benim yıllardır kullandığım bir site zaten ki bununla ilgili birkaç tane içerikte paylaşmıştım biliyorsunuzdur. Hatta daha yeni birkaç tane oyun aldım. Aldığım oyunlardan birini de göstereceğim. Onun üzerinden size çok güzel bir özelliği var. Indigala'nın cashback yapıyor ama Epic Games gibi böyle 14 gün sonra vermiyor. Çat diye al, satın alır almaz cashback'i size veriyor arkadaşlar. Bunu da göstereceğim. Hem de nasıl satın alacağınızı falan da göstereceğim. Öncelikle uyarmam gereken şey kesinlikle benim yaptığım gibi bir hesap açın. Zaten case sitelerinde hep uyarıyorum. Kesin ve kesinlikle hesap açmadan case sitelerinden oyun satın almayın arkadaşlar. Alırsanız da hani bir sıkıntı çıkar. Kendinizi doğrulamak zorunda kalırsınız. Hani elinizde bir belge olmaz, satın alma şeyi olmaz filan. Site nasıl davranıyordur bilemezsiniz. Sıkıntı yaşarsınız. Onun için öncelikle bir hesap açıyorsunuz. Hesap açmayı göstermeme gerek olmadığını düşünüyorum. Artık şu devirde yani bir siteden hesap nasıl açılır herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi iki günden biraz fazla süresi var. Hani ben videoyu yayınladığımda daha düşük olabilir bu. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yayınlayacağım. Şimdi buradan ben eklediğim için edit diye gözüküyor. Buradan sepetinize ekliyorsunuz arkadaşlar. Dredge bu arada ben şeyde bile Etail'da bile 175 TL hatırlıyorum ki Steam fiyatı daha da fazlaydı. 235 TL falan gibiydi. Dolar fiyatlandırmasından önce. Şu anki fiyatı fıstık gibi yani. Gerçi 235 lira normal fiyatı mıydı? Yani şey hatırlamıyorum tam Steam'deki. Hatta indirime girmiş miydi onu hatırlamıyorum. Neyse. Çok önemli değil. Çok iyi bir fiyatı olduğu için ben aldım mesela. Böyle sepetinize eklediniz. Promo kod kısmı ben indigala'ya hiç yıllardır kullanıyorum. Promo kod falan bulamadım bundan önce. Olduğunu da zannetmiyorum. Mailinizi yazdınız. Buradan otomatik olarak isterseniz hani size bildirim de gelsin diye tıklayabilirsiniz. Ben robot değilim. Koşulları falan kabul ediyorsunuz. Proceed diyorsunuz arkadaşlar. Proceed dedikten sonra size ne kadar ödeyeceğinizi. Cashback'leriniz varsa daha önceden satın alım yaptıysanız onları kullanabiliyorsunuz. Onu da şöyle 100 Galaki'de tıkladığınız zaman bakın 145 lira. Bende hesabımda 3 lira varmış. Onu da düşüyor. Mesela 142'yi alabiliyorum. Gerçi ben aldım da. Burada da Dolayısıyla diyor ki 0.49 cashback kredisi alabiliyorsunuz bu oyundan. Yani direç aldığınız zaman yaklaşık 14 TL gibi bir fiyat. Hatta şunu kapatırsam daha iyi olur. Evet 51 hatta yani %51 oluyormuş. Şey pardon 0.51 oluyormuş. Bu yaklaşık işte %10'a falan denk geliyor bu fiyatlandırmada. Yanlış hatırlamıyorsam şuradan kredi kartı seçeneğini seçtikten sonra kredi kartınızı giriyorsunuz. Satın alım yapıyorsunuz. Dediğim gibi güvenilir bir site. Ben banka kartımla da aldım. Kredi kartımla da aldım. Ön ödemeli kart geçiyor mu bilmiyorum. Çoğu site biliyorsunuz ön ödemeli kartları kabul etmiyor satın alır almaz şurada gördüğünüz gibi benim gala kredit mesela 0.11 dolar o da 3 lira yapıyormuş onun hepsini falan gösteriyor dediğim gibi satın alım al yapar yapmaz kredi hesabınıza geçiyor ve kredi hesabınıza geçtikten sonra da bir sonraki satın alımınızı da kullanabiliyorsunuz benim tavsiyem bir, oro, bir oyun alın ondan sonra kredi gelsin gelen krediyle başka bir oyun alın o krediyle kullanın hem ekstradan indirim yapmış olursunuz bence çok mantıklı ve site buna izin veriyor sürekli teker teker alım yapmanıza da izin veriyor bunun dışında Blast Famous var mesela birçok case sitesi 17 17,5 lira görüyordum. Burada 14 lira ve şeye de sepete de ekledim. Bu arada onu da söyleyeyim. Sepete eklemeden stok kalmış mı kalmamış mı onu göremiyorsunuz. Onun için ben de göremiyorum ama mesela Blasphemy işte, ya da direci ekleyip gördüm. Belki haberiniz vardır. Assassin's Creed Syndicate standart versiyonu 6 aralığa kadar Ubisoft Store'da ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebiliyorsunuz. Ücretsiz oynama değil. Temelli sizin oluyor arkadaşlar. Ben de bu vesile dedim ki hem güzel fiyatlar var Ubisoft'tan. Belki ilgilenen arkadaşlar vardır. Assassin's Creed Syndicate sezon pas içeriği 38.5 TL Indigala'dan satılıyor arkadaşlar. Bunu tabii ki derece olduğu için bunu önce şu oyunu alın kütüphanenize ekleyin ondan sonra alın. Ubisoft biliyorsunuz hesaba tanımlama şeklinde oyunları gönderiyor ve key olarak alamıyorsunuz. Bunu biliyorsunuzdur ve Steam key de değil. Onu da tekrardan belirteyim. Çünkü hiçbir Steam dışı harici siteden Ubisoft'u key olarak alamazsınız. Evet Assassin's Creed Trilogy Chronicles Trilogy daha doğrusu. Bunu da bazı hesaplarda olmadığını gördüm. Mesela Discord'da muhabbet derken bazı arkadaşlar da almak isteyenler varsa 38.69'dan çok iyi bir fiyattan satılıyor. Bu böyle eski tarz iki buçuk boyutlu platform oyunları gibi ama üç tane çok iyi hikayeyi anlatıyor. Çin, Hindistan ve Rusya'dan Aslan Kred'in normalde hikayelerinde geri plandaki hikayelerinde geçen hikayeleri anlatıyorlar. Bence güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Mesela John Wick Hex koydum buraya. Hani Steam'den koydum oyunlar tamamen örnek olsun diye koydum. Güzel fiyatlardan bir sürü oyun var. Onu dediğim gibi sizin biraz aratmanız lazım. Çünkü çok oyun var. Hani buraya hep hepsini dizmeye kalksam saatlerce sürer video diye birkaç tane örnek koydum. Hani bu fiyatı zaten gör hatırlamıyorum eskiden kaç para iniyordu ama bayağı iyi bir fiyat gibi gözüküyor. Taktiksel strateji diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama güzel bir oyundur John Wick. Mesela olmayan key nasıl gözüküyor? Onu da göstermek için bir oyun buldum. Airborne Kingdom. Aslında çok güzel fiyata satılıyor. Keşke key olsaydı. Bunu sepetinize eklediğinizde mesela maalesef bunun key'i yokmuş. Böyle kırmızı bir yazı çıktığı zaman key'i olmadığını görüyorsunuz. Zaten satın alımda yapamıyorsunuz. Bunu çıkarmanız gerekiyor sepetinizden. Dead Cells'da yine güzel fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Dead Cells ana oyunu 8639, Return of Castlevania 89-25. Bütün DLC'lerin olduğu paketler Castlevania haricinde tabii. 25-20'ye satılıyor. Yani Topladım da yine şuradaki 267 liralık paket fiyatından daha iyiye geliyor. Yani Mad Love the Pain aldığınız zaman şu üçünü bu pakette almış gibi oluyorsunuz ama fiyat yüksek. Ama zaten ben daha önce Microsoft Store'da da söylemiştim. 113 TL'ye Microsoft Store'da Dead Cells'in o Mad Love the Pain paketini alabiliyorsunuz ama illa işte böyle belki Steam'e olsun isteyen arkadaşlar olur. Onlar için bunu göstereyim dedim. Genelde Ubisoft oyunları var. Hepsini koymadım yine söylüyorum. Biraz aratmanız lazım diğerleri için. Genelde Ubisoft oyunları var videoda. Far Cry 5 Gold Edition ve Far Cry Niv'den Deluxe Edition'ın olduğu bir bundle var. Ultimate Bundle diye geçiyor bu. 92.70 fiyatı var. Tekil fiyatlarına baktığınızda 46 TL'ye gelmiş oluyor. Ve Gold Edition aldığınız için Far Cry 5'i içerisinde de Far Cry 3 hediye geliyor arkadaşlar. Bunun dışında Void'dan çok böyle sıkıntı yaşadığını gördüğüm arkadaşlar vardı. Void'dan Complete Edition'ı, Valhalla Complete Edition'ı almaya çalışırken. Burada hiç sıkıntısız alacağınızı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani ben de Indigala'dan sürekli alışveriş yaptığım için hiç sıkıntı yaşamadım bundan önce. Valhalla'yı da yine Complete paket olarak tavsiye Genelde Ubisoft oyunlarını böyle tavsiye edeceğim. Ama siz kendiniz daha düşük bir paket almayı da düşünebilirsiniz. Yani gold olur, standart olur ama deluxe olmasın. Bunu da söyleyeyim. Çünkü deluxe paketleri çok işe yaramayan paketler. Sadece şuradaki gibi özellikle mesela New Dawn'ın daha üst paketi olmadığı için deluxe içeriğinde ekstra içeriklerle karşılaşıyorsunuz. Ama kalkıp da Valhalla'yı deluxe paketi alırsanız almasanız daha iyi. Yani Valhalla'yı gidin standart alın ama deluxe almayın. Çünkü gerçekten içeriği işe yaramaz deluxe paketin. Yani içinde skin paketleri veriyor. Bunları da oyunun başında kullanıyorsunuz. Bir daha da kullanmıyorsunuz. Yani boşu boşuna fazladan para vermiş, olup, vermiş olursunuz. Onu söylemiş olayım. Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint için de yine Ultimate Edition var. Bunun Gold paketinin yine aynı şekilde Delus gibi mantığında düşünebilirsiniz. Ultimate daha uygun gibi gözüküyor. Ama yine de içeriklere bir bakın derim. Gold pakette yine skin paketleri belki işinize yarayan bir şeyler olabilir. Ama ben Ultimate 107 liraya tavsiye ederim. Yine White Lens için de bu geçerli. Ultimate Year 2. Yani ikinci sezonun, ikinci yılın Ultimate'in içerisinde olduğu bir paket var. Bunu da Ultimate almadığınız zaman hikaye genişlemelerine ulaşamıyorsunuz. Yani bunu Gold paketini aldığınızda size sadece skin paketlerini veriyor. Onun için Ultimate yine öneririm 101.80 ama oyun sadece standart versiyonunda da çok yeterli. İsterseniz gidip standart versiyonunu da alabilirsiniz. Immortal Phoenix Rising yine çok beğendiğim bir oyun. Çok gömeni de var, beğenmeni de var. Ben beğeniyorum. Güzel bir oyun ve Gold versiyonu bir sürü ekstra içerikle ve oyunu çok fazla uzatıyor. 67-35 gibi mükemmel mükemmel bir fiyatta Bence bunu bir değerlendirin derim. Watchdog 2 Gold Edition da yine yine bütün içerikleriyle beraber 67.35'e satılıyor birden bahsetmedim niye bahsetmedim birazdan göreceğiz. Far Cry 6 Game of the Year Edition bunu da sürekli yayınlarımda ve videolarımda Game of the Year olarak tavsiye etmemin sebebi de yine Complete Valhalla Complete olduğu gibi ekstra bir içeriğinin olması İşte Valhalla Complete niye Complete paket orada Ragnorak derecesi var. Siz Valhalla'yı Gold olarak aldığınızda Ragnarok'u alamıyorsunuz ama Complete oynuyorsanız içinde. Burada da Lost Batman Worlds isimli bir ekstra genişleme DLC'si var. O Gold paketin içerisinde yok. Sadece bu Game of the Year paketin içerisinde var. Ama dediğim gibi tercih tamamen sizin. Ben o ekstra içeriğin de güzel olduğunu ve oynanması gerektiğini düşünüyorum. Evet Watch Legion'dan bahsederken işte niye biri buraya videoya koymadığımdan da bahsetmiş olayım. Niye Ultimate değil? İşte Ultimate'de mesela Watch Dogs Legion'u Ultimate aldığınız zaman Deluxe içeriklerini de almış oluyorsunuz. Tamamen tercih meselesi yine söyleyeyim. Ama bence gerek yok. Gold da aldığınız zaman burada Watch Dogs 1'i Complete paket olarak ki şurada yazıyormuş. Watch Dogs 1 Complete Edition'ı da içerisinde hediye olarak geliyor. Yani Ultimate almanıza gerek yok. 89.80'lik güzel bir fiyatı var. Assassin's Creed Origins yine Gold versiyon olarak. Gold versiyon içerisinde de iki tane genişleme, hikaye genişleme paketi var. Onların da çok iyi olduklarını düşünüyorum ben. 91.80'de güzel bir fiyat. Burada bakın derim. Assassin's Creed Odyssey her zaman tavsiye ettiğim burada da Gold pakettir. Yine burada da mesela Ultimate almanıza gerek yok. Yine ultimate pakette deluxe içerikleri var. Ya bu Valhaladan daha da gereksiz. Harbiden yani Odisey'in yapısı gereği oyun içerisinde o kadar çok item buluyorsunuz ki o deluxe pakette gelen itemler acayip gereksiz hale geliyor ve boşuna para ödemiş oluyorsunuz. Gold paketi almayacaksanız deluxe almayın standart alın tavsiyemdir ama daha iyi tavsiyem biraz para çıkabiliyorsanız kesinlikle ama kesinlikle gold paket alın. Çünkü hem benim en beğendiğim Assassin's Creed oyunu Odisey'dir mükemmel bir hikayesi vardır ve delece ile beraber hikayenin bütünleşmesi de mükemmel bir şekilde Odisey'de gerçekleşiyor onun için dereceleri çok tavsiye ediyorum. Bir tavsiye sebebim de Gold olarak aldığınız zaman Assassin's Creed 3 Remastered hediye gelmiş oluyor. Assassin's Creed 3 Remastered'ın içerisinde de Assassin's Creed Liberation geliyor. Böylelikle bir oyun alıyorsunuz ama 3 oyun kazanmış oluyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var ama bu sadece dediğim gibi Gold ya da üstünde geçerli ama Ultimate dediğim gibi çok gerekli bir paket değil. Tom Clancy Division 2 Warlords of New York Ultimate Edition da yine güzel bir fiyatta bence 107.69'a satılıyor. Bu da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz mükemmel bir oyun. 4 kişiye kadar destekliyor. Biz çok keyif alarak hem birincisini saatlerce, ikincisini de saatlerce oynamış biri olarak söylüyorum, arkadaşlarımla oynamış biri olarak söylüyorum. Burada niye ultimate? Çünkü yani New York Valor of New York aldığınız zaman bazı ekstra içeriklere ulaşıyorsunuz ama ultimate almadığınız için o yeni sezonlarda ki sezonları bence devam ediyordur hala. Tam emin olmasam da. Sezon güncellemelerini alamayabilirsiniz. Onun için hani hikayeyi belki bitirirsiniz ama yeni gelen içerikleri alamayabilirsiniz. Ubisoft'un böyle bir yavşaklığı var bazı oyunlarda. Bu Tom Clancy Division 2 de onlardan birisi. Mortal Kombat 11'i de Ultimate paket olarak örnek olarak koydum buraya. Hani önceden ne kadara iniyordu, ne kadar oluyordu falan gerçekten hatırlamıyorum. Yani videonun başında söylediğim gibi be beynim karman çorman şu an. Yine örnek olsun diye koy koydum. Aslında baktığımda da daha iyi fiyat görmedim, bulamadım. En azından işte sağlam güvenilir sitelerde yok. Benim beğenmediğim, sağlam olmadığını düşündüğüm sitelerde olabilir. Onlara bakmadım zaten. Mesela South Park oyunlarında da çok çok güzel fiyatlar var ki South Park oyunlarını özellikle hem çok eğlenceli oldukları için hem de güzel mekanikler güzel tasarlandığı için seviyorum. Fracture Bat Wall'un bir sezon pası da var ama fiyatına bakmadım. Normal standart versiyonu 61.80. Özellikle sıra tabanlı oyunlar, sıra tabanlı savaş olan oyunlar seviyorsanız South Park'ta güzel bir seçenek olacaktır. Anno'da kötü bir durum var maalesef ki. Şimdi Anno eskiden şuradaki gibi Year 4 Complete Paket diye bir şey vardı. Orada bütün sezon pas içerisinde yani şununla beraber şu şu bir de şuna. Ana oyunla beraber sahip olabiliyordunuz 240 liraya. O paketi komple kaldırdı Ubisoft. Öyle bir yine sağ olsun kıyak mı diyeyim buna ne diyeyim. Küfretmek istemiyorum ona şimdi çünkü. Öyle bir yaptığı bir hıyarlık var. Onun yerine Gold Edition 5'i koymuş ve bu Year 5 yine gereksiz çok saçma sapan bir paket. İçerisine girdiğiniz zaman görürsünüz zaten. Onun dışında bir de Anniversary Edition diye çıkardıkları başka bir saçmalık var. Neyse. Ben ana oyunu tavsiye ederim. Ana oyunda çok yeterli ama yanına işte birinci, ikinci ve 3. Year Pass'ları alabilirsiniz. Yani fiyatları fena değil. Gerçi 3. pas da indirime girmemiş ama hani bu fiyatlara zaten bulamıyorsunuz. 4. pas biraz yüksek. Far Cry 4 Gold Edition'da yine buradaki de ekstra içerikleriyle çok güzel bir paket olduğunu düşünüyorum. Far Cry 4'ün yanlış hatırlamıyorsam 4 tane 3 ya da 4 tane hikaye genişlemesi olması lazım. Bayağı bir etkili hale yani güzel fiyat performans haline geliyor Far Cry 4. Remaster'ı da ayrıca koydum. Belki de daha önceden Odise'yi normal standart paket almış olan arkadaşlar vardır. İçerisinde gelmiyor çünkü biliyorsunuz 3 öyle yaptığınız zaman ama 3'ü de oynamak isteyenler ayrıca almak isteyenler vardır belki. Remastered versiyon 52-25'e satılıyor. Biraz önce söylediğim Liberation muhabbeti bunun içine geçerli. Yani aslında Liberation yine içerisinde Remastered Edition içerisinde geliyor. Hell Blues yine böyle bir örnek olsun diye koydum. Bu da online bir oyun biliyorsunuz. Bayağı bir oynayanı seveni var. Hatırladığım kadarıyla 250 TL civarlarına iniyordu. Belki yanlış da hatırlıyor olabilirim. Onun değerlendirmesini fiyatları hatırlıyorsanız siz bakın derim. Ben daha iyi bir fiyat olmuş gibi geldi bana. Onun için videoya koyayım dedim. 193 TL'ye satılıyor. Mesela bu oyunu aldığınız zaman 19 TL cashback alıyorsunuz ve satın alır almaz hesabınıza geçmiş oluyor. Bir sonraki satın alımda kullanabiliyorsunuz gibi. Son olarak da South Park oyununun ilk oyunu. Biraz önce gösterdiğim ikinci oyunuydu. İlk oyunu Stick of the 38 38,5 TL'den satılıyor dostlar. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video olmuştur. Başta söylediğim sebeplerden dolayı çok kötü yani şeyim performansım düşük de olabilir. Kusura bakmayın. Sürçülü ettiysem çok çok özür dilerim. Elimden geldiğince farklı seçenekleri göstermeye çalıştım. Ubisoft'ta çok güzel fiyatlar var. Steam'de de güzel olan oyunlar var. Belki aradığınız oyun arama kısmından aratırken karşınıza çıkabilir. Mesela Worms oyunlarında çok güzel böyle artık sakız fiyatı diyebileceğimiz fiyatlar var. E bazı oyunlarda yine onun gibi böyle 3-4 TL'ye, 5 TL'ye, 6 TL'ye, 10 TL'ye falan yine güzel oyunlar var Steam'den. Ama biraz aramak gerekiyor maalesef. Maalesef. Belki sizin aradığınız oyun indigalada iyi bir fiyatı satılıyordur. Evet dostlar her zaman olduğu gibi videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, abone olmanızı yapabiliyorsak paylaşmanızı rica edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi bu akşam videoyu paylaşabildiğim kadar hızlı paylaşıp ama yayın açmayı düşünmüyorum. Belki ertesi günde açamayacağım. Çok kötü durumdayım yani. Özür dileyerekten size özür maliyetinde güzel indirimden olduğu bir videoyu da sunmak istedim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.